Sir Robert Shirley sıra dışı bir insandı. 16. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin taşra kısmında doğan üç erkek kardeşten biriydi. 1598 yılında abisi Anthony'nin peşinden İran'a gitti. O zamanlar bu bölge zenginliğiyle tanınırdı. Hem macera hem de zengin olma fikri onları cezbetmişti. İran'a gittiğinde henüz 18 yaşındaydı. Biraz kavgacı, genç bir delikanlıydı. Oradayken ismini sonradan Terezia olarak değiştiren bir hanımefendiyle evlendi. Resimlerden de belli olduğu gibi bu görünümleriyle İngiltere'de sıra dışı bir güce sahiptiler. Özellikle de Robert Shirley'nin kendi resmine bir bakın. İran'a özgü kıyafetlerle resmedilmiş. Aslında bu bilinçli bir tercihti. İmaj onun işinin bir parçasıydı. Çünkü bir yere elçi olarak ya da temsili bir görev için gittiğinde asıl amacı tanışacağı insanları etkilemek olurdu. Bu özgün kıyafette batıya özel birkaç ayrıntı da var tabii. Özellikle yakası ve kolluğu batılı tarzda dikilmiş. Ama üzerindeki kaftanla kıyafetinin genel hali o zamanın doğu modasından esinlenilerek hazırlanmış. Altına giydiği elbise ise daha çok geçmişe yönelik bir gönderme olabilir. 16. yüzyıla işaret ediyorum. Tabii eşinin elbisesi de eşit derecede ilgi çekici. O zamanların Elizabeth dönemi modasına sadık bir havası var. Mesela gövdesinin orta kısmı sıkıştırılmış. Buradaki sıra dışı noktalardan biri de eşinin elinde bir tabanca tutuyor olması. Bu o zamanki kadınlar için pek de rastlanmamış bir görüntüydü. Ama mantıklı bir sebebi vardı. Shirley'nin hayatının tehdit altında olduğu zamanlarda karısı Terezia'nın en az iki kere müdahale ettiği ve Shirley'nin hayatını kurtardığı söylenir. Anlaşılan bu zarif kıyafetin arkasında güçlü ve sert bir kadın var. Aynı zamanda elinde küçük bir cep saati tutuyor. Bu da muhtemelen o zamanlar saatlerin İran'da çok moda olmasına yapılan bir gönderme olabilir. İnsanlar batıdan büyüleniyor, toplum içinde saat gibi batılı icatları kullanıp kullanmamalarına göre ayrışıyorlardı. Bu belki de onlar için bir prestij göstergesiydi. Ama en önemlisi bence bu resimlerde kültürel bir birleşme, bir değiş tokuş algısı yansıtılmaya çalışılmış. Basit bir alışveriş değil, daha çok bir bütünleşme olarak tasvir edilebilir. Burada İranlı bir krala hizmet etmekten gurur duyan bir İngiliz var. İngiliz olmasından dolayı kendini üstün görmüyor. Aksine İran kralı ile gurur duyuyor. Batı ile Doğu'nun farklarını değil, uyumunu vurguluyor. Anlaşılan bu dönem, iki uygarlığın birbirlerine içten ve aynı zamanda açık bir hayranlık duydukları ve birbirlerinden öğrenerek ortak çıkarları için uğraştıkları bir dönemmiş. Hoşça kalın.